Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen de? Maşallah. Kolay gelsin arkadaşlar. Kasım 1999 tarihinde meydana gelen, merkez üssü ilimiz olan, Türkiye tarihinin büyük afetleri arasında yerini alan Düzce depremin üzerinden bugün 24 yıl geçti. Bu deprem kardeşimiz, annemiz, babamız, evladımız, komşumuz, kısaca tanış olduğumuz 845 canımızı bizlerden koparırken büyük yıkımlara ve acılara sebep olmuş, geriye büyük dramlar bırakmıştır. Bu depremle sevdiklerimizi kaybettik, evlerimizi kaybettik, büyük acılar yaşadık ama umudumuzu asla kaybetmedik. Yaşanan felaketi aşmak ve zarar gören şehrimizi yeniden inşa etmek için devletimizin ve hükümetimizin destek ve teşvikleriyle Düzceliler olarak var gücümüzle, azimle ve kararlılıkla çalıştık. Aradan geçen 24 yılda 1999'a göre çok daha farklı bir Düzce'de yaşıyoruz. Tüm vatandaşlar olarak afet ve acil durum bilinciyle hareket etmeli ve hassasiyet göstermeliyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamaması için devletimiz tüm imkan ve kapasitenin hızla seferber edildiği dinamik bir örgütlenme ile tüm gücüyle ve kurumlarıyla sahada olmuştur, olmaya da devam edecektir. Düzce depreminden de büyük dersler çıkarttık. 12 Kasım tarihinde Düzce depreminde hayatlarını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Toplandık. Kalplerimizi, ellerimizi sana açtık. Dua ediyoruz. Dualarımızı sen kabul et Allah'ım. Vefat eden gazilerimizi rahmet damlıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Yangınlarda, sel felaketlerinde can veren bütün kardeşlerimizin ruhlarına gönderiyoruz sen vasile eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Son dalga çok sert geldi. Hakikaten o darbeyi aldık.